Arkadaşlar başlayalım mı? Değerli basın mensupları, bugün Nevruz, baharın müjdecisi. Ülkemizin ve dünyamızın yenilenmeye, huzura ve berekete çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde Nevruz'un her türlü güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Tazelenen tabiat gibi insanlarımızın umutlarının da tazelenmesini, çoğalmasını temenni ediyoruz. Milletimizin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimizi de kutluyoruz. Yani bugün bu toprağın sesi Aşık Veysel'in vefatı, yine bugün bu toprağın sesi Aşık Veysel'in vefatının sadık yerine kavuşmasının yıl dönümü. Kendisini bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Evet, dünyamız zor, sıkıntılı günlerden geçiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 26. günündeyiz. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş yüzünden 3 milyon 300 bin Ukraynalı ülkesini terk etmiş. 9 milyon 500 bin kişi evinden, yerinden, yurdundan olmuş. Bu savaşta bebekler öldü. Sadece 3 haftada 816 sivil yaşamını yitirdi. Her iki taraftan da binlerce asker canından oldu. Brecht'in dediği gibi, duvara savaş yazan da çoktan vuruldu. Ülkemiz kuzeyimizdeki bu savaşa 2018'de fiilen hayata geçen ucube rejim elinde saray mamulü büyük bir buhranı yaşarken yakalandı. Sarayın kibirlisi yanlış ekonomi politikalarıyla, hızla yıprattığı devlet yönetimiyle ülkeyi 70 sente muhtaç etmişti. Nas dedi, pas dedi, Merkez Bankası'nda mefruç etti. Paramızı pul etti, enflasyon rekorlar kırıyor. Kuyruklarda milletimiz perişan, işte bu savaşa görülmemiş bir işsizlik ve hayat pahalılığı içindeyken çok kırılgan bir ekonomik yapıda hazırlıksız yakalandık. Geçtiğimiz hafta bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan kriz hakkında bir rapor yayınladı. Bu rapor bu alanda ilk olması bakımından önemli. OECD'ye göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 2022'de küresel büyümeyi bir puan aşağı çekecek. Yine bu işgalin küresel enflasyona katkısı ise 2,5 puan olacak. Ama bazı ülkelerin bu savaştan çok daha fazla etkilenecekleri de açık. Bunların arasında Türkiye en başlarda yerini alıyor. OECD'nin raporuna göre Türkiye, Rusya'dan enerji ithalatındaki sıkıntıdan en fazla etkilenecek 3 ülkeden biri olarak gösteriliyor. Bu, sarayın kötü yönetimi sonucu, enerjide Rusya'ya aşırı bağımlı hale gelmemizin bir neticesi. Dünyada enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar, toplumun en yoksul, en kırılgan kesimlerini vuracak. Bu nedenle milletimizin hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerini odağına alan yeni ekonomik ve sosyal politikalara çok acil ihtiyacımız var. Türkiye'de gıda enflasyonu Şubat ayında %66'ya çıkmış. Genel Başkanımız aylar öncesinden sarayı uyardı. Gıda krizinin kapıda olduğunu söyledi. Kayda değer hiçbir şey yapmadılar. Ülkemiz dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 5 ülkeden biriydi. İşte bu savaşa bu şartlarda yakalandık. Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihracatının %30'unu, gübre ihracatının %24'ünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla kuzeyimizdeki savaş daha da uzarsa, gıda güvenliği açısından ilave ciddi sıkıntılar kapımızda bekliyor. Biz bu yıl tarımda olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini aylardır söylüyoruz. Çiftçimizin ayağa kaldırılması için bu şart diyoruz. Ama ne yazık ki saray hükümeti milleti tamamen unuttu. Vatandaşın sesini duymuyor, halini görmüyor. Bırakın savaşın yarattığı fırsatları kullanmayı, risklere en aza indirmek için gerekli tedbirleri ve buna yönelik bir stratejiyi bile ortaya koyamadılar. Üyelerinin ne yaptınız diye resmen sormasından korktuklarından, zabıtlara geçmesinden korktuklarından Milli Güvenlik Kurulu'nu dahi toplayamadılar. Onun yerine sen ben bizim oğlan partilileri toplayıp sözde güvenlik zirvesi yaptılar.
Şimdilerde sarayın kibirlisi hangi devlet adamlarıyla görüştü? Bunun üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Soruyoruz. Dış politikayı iç siyasete malzeme ettiğinizde bu görüşmeleri allandıra ballandıra anlattığınızda aç bıraktığınız milletimizin karnı doyuyor mu? Saray için varsa yoksa yandaş müteahhitler, varsa yoksa rant, varsa yoksa gider ayak kazanın dibine sıyırma çabası. Ekonomist olduğunu iddia eden sarayın başı faiz sebep, enflasyon sonuç diye bir safsata ortaya attı. Ucube rejim kurulduğundan bu yana geçen 4 yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 de Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı gördük. Saray rejimi ekonomiyi tarumar etti. Kendi eliyle döviz krizi çıkardı, paramızı pul etti. Sonra da denize düşen yılana sarılır dedi, kur korumalı mevduat adı altında 60'lı 70'li yıllarda ekonomiyi batıran dövize çevrilebilir mevduatın bir şeklini yeni model diye millete yutturmaya kalktı. Bu hafta bu sözde kur korumalı hesaba yatan paraların ilk kısmının vadeleri doluyor. Toplamda 560 milyar liraya ulaşan bu mevduatların sadece bu hafta vadesi dolacak 70 milyar liralık ilk kısmından hazinenin sırtına 15 milyar lira ek yük bineceği hesaplanıyor. Bu modelin kimi kurdan koruduğu ortaya çıkacak. Parasını bu hesaba yatıran zengin önce bankadan faizli bir alacak. Üstüne bir de bu faizin 4 katını milletin hazinesinden kur koruması olarak Erdoğan'ın paramızı pul etmesinden dolayı da alacak. Bir de üstüne üstlük bunun karşılığında da 5 kuruş vergi ödemeyecek. Ama bu millet ekmek alırken dahi ödediği vergilerle zenginin parasına verilen döviz garantisini ödeyecek. Ne diyordu üstadları? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Hak, hukuk, adalet bunun neresinde? Milleti değil, yandaşı kayıran ekonomi yönetiminin millete cebinizden bir kuruş çıkmayacak diye yutturmaya çalıştığı hazine garantili kamu özel işbirliği projelerinin yükü de paramız pul oldukça ağırlaşıyor. Bu yıl bütçeye bu projelere ödenmek üzere 42,5 milyar lira konmuştu. Bu da 9 lira 27 kuruşluk dolar kuruyla hesaplanmıştı. Ama dolar kuru bugün 15 lira sınırına dayandı. Kur bu seviyelerde kalsa bile yıl sonunda 42,5 milyar liralık ödenek yetmeyecek. Buna en az 25 milyar lira ilave yük binecek. Şimdi elbette bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesi takdir ederiz. Ama yandaşı abat etmek için uçulmayan havalimanlarına, geçilmeyen yollara, köprülere, dolarla, avroyla bol keseden yatırılan garantilerin hesabını da elbette sorarız, soracağız. 2021 yılında Kütahya Zafer Havalimanı'na inen 9000 iç hat yolcusuna karşılık kim, neden 775 bin iç hat yolcusu garantisi vermiş? Dış hatlara inen 1904 yolcuya karşılık kim, neden 543 bin yolcu garantisi vermiş? Şimdi biz bunu sormazsak milletin bize verdiği görevi yapmamış oluruz. Önemli bir araştırma kuruluşunun raporuna göre kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle 2021-2045 döneminde bir avuç yandaş müteahhide dolarla avroyla verilen garantilerin toplamı 153 milyar dolar. Bu raporda geleneksel yöntemlerle 100 liraya yapılabilecek bir şehir hastanesinin 170 liraya çıktığı da hesaplanmış. Bu hafta sonu büyük törenlerle açılan Çanakkale Köprüsü'nde de durum bundan farklı değil. Köprü güzel ama milletten çok yandaşa daha güzel. Feribotla günlük 12-13 bin geçiş yapılan Çanakkale'de
köprüye 12 yıl boyunca günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Hem de dolarla avroyla fiyatları hesaplanarak. Geçmeyen araç başına ödenecek garanti parası 15 avro artı KDV. Yani bugünkü kurla 290 lira. Ama maddede konmuş bu geçiş ücretleri Avrupa'daki enflasyona göre de avro cinsinden artacakmış. Köprüden geçmenin bugünkü maliyeti 290 lira. Önümüzdeki dönemde avro kuru ve Avrupa'daki enflasyon yukarılara gittiğinde bu kim bilir kaç liraya çıkacak. Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde geçiş ücretinin 200 lira cık olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın cık dediği 200 lira asgari ücretlinin bütün bir gün çalışarak elde ettiği gelirinden 60 lira fazla. Nitekim Erdoğan da tören alanına getirdiği kalabalığa pahalı mı diye sorduğunda pahalı yanıtını aldı. Erdoğan'ın ufak gördüğü 200 liracık dediği 200 lira bu ülkedeki en değerli banknot. Ondan sonra da Erdoğan çıkmış, millet hem hizmet isteyip hem de bedava olsun diyor. Ya ayıptır, yazıktır, günahtır. Erdoğan'ın açıkladığı fiyata göre 290 liralık geçiş ücretinin 200 lirası geçenden alınacak. Ama Kars'ta, Iğdır'da, Şanlıurfa'da oturup bu köprülerin yüzünü dahi görmeyenler de bu köprüden sanki geçmiş gibi para ödeyecek. Hazine köprüden geçen her araç için yandaşa 90 lira, geçmeyen her araç için de 290 lira ödeyecek. E nereden alacak bunu? Milletin kesesinden alacak. Kime ödeyecek? Yandaş müteahhide ödeyecek. Aynı hatta feribot fiyatı gidiş geliş 107 lira. Şimdi millet 400 liraya bu köprüden niye gidip gelecek? Et ve süt kurumunun satış mağazasından ucuz kıyma almak için soğukta saatlerce beklettiğiniz insanları feribotun 4 katı fiyatına köprüden geçmeye nasıl ikna edeceksiniz acaba? Anlaşılan milletin kesesinden yandaşın cebine döşenen bu köprüler çalışsın diye feribot seferlerini de kaldıracaksınız. Bir tarafta Gebze üzerinden, bir tarafta da Kınalı üzerinden Balıkesir'e ulaşan birbirine rakip iki köprü yaptınız. Osman Gazi Köprüsü'ne 40 bin, Çanakkale Köprüsü'ne de 45 bin araç geçiş garantisi verdiniz. Ya bu yaptığınız sizin hangi iktisadi akla sığar Allah aşkına? Bu ne yaman bir peşkeştir. Marmara Denizi'nin her gün sağından solundan arşınlayacak 85 bin cengaveri nerede bulacaksınız? Bunlar ülkeyi yönetemiyor. Yapılan işin Türkçe meali şudur. Majestelerinin ordularını Çanakkale'de durduran bu aziz milletin boynuna 100 yıl sonra Çanakkale'de köprü görünümlü borç boyunduruğu geçirilmiştir. Ulusumuzun emperyalizme baş kaldırışının alameti farikası olan Çanakkale, majestelerinin mahkemelerine emanet edilmiştir. Milletimizin sırtına çoluk çocuk ödeyeceği milyarlarca dolarlık vergi yüklenmiştir. Projelerin parasını ödemezseniz uluslararası tahkimde söke söke alırlar diyerek bizi, hakkını hukukunu aradığımız milletimizi tehdit edenler ve onların yandaşları duysun. Buradan sesleniyoruz. İktidarımızda bu projelerin hepsini tekrar masaya yatıracağız. Masrafını ve adil bir karı önereceğiz. Kabul etmezlerse bunların işletme hakkını hukuka ve adalete uygun olarak geri alacağız. Bu haksız vergiden milletimizi kurtaracağız. Milletimiz rahmetli Demirel'in, rahmetli Özal'ın yaptığı köprülerden kaça geçiyorsa bu yandaş besleyen köprülerden de o paraya geçecek. Değerli basın mensupları, saray mevcut Merkez Bankası Başkanı'nı 2021'in Mart ayında, yani bundan tam bir yıl önce o makama atadı. Yeni başkan geldiğinden bu yana dolar kuru 7 lira 30 kuruşlardan 14 lira 80 kuruşa fırladı. 2 yıllık tahvilin faizi %16'dan %25'e çıktı. Türkiye'nin kredi risk primi 300 puandan 600 puana yükseldi.
Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri tavan yaptı. Daha yeni geçtiğimiz hafta hazine döviz cinsinden 5 yıllık tahvil ihraç etti. Faiz %8,6 oldu. Döviz cinsinden ihraç ettiğimiz tahvillerde bu son 19 yılın rekoru. Hükümet dışarıdan para bulmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı vadeli tahvile ödediği faizin 4 katını, İngiltere'nin ödediği faizin ise 7 katını ödüyor. %8,6 dolarla faiz demek 2 milyar dolarlık borç için 5 yılda 1 milyar dolara yakın faiz ödemek demek. E şimdi faiz lobileri bu iktidarı sevmesin de kimi sevsin? Bu hükümet danayı kesmeden etini yemenin peşinde. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Merkez Bankası işe başlarken politika faizini enflasyonun üstünde tutarak enflasyonla mücadele edeceğini söyledi. Olmadı. Ardından enflasyonun çekirdeğine bakarak enflasyonla mücadele edeceğim dedi. O da olmadı. Sonra cari fazla vererek enflasyonla mücadele edeceğim dedi. O hiç olmadı. Sonunda enflasyonla mücadeleyi küresel barışa bağladı. Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist süreç başlayacakmış. Laf büyük. Ama bu lafın meali şu: ben enflasyonla mücadele edemiyorum, elim kolum bağlı demenin tam da Şahap Kavcıoğlu'cası. Oynamak istemeyen gelin yerim dar dermiş. Peki beyler, ayıptır sorması. Siz oralarda neden oturuyorsunuz? Madem bir iş yapmayacaktınız, o koltukları boşuna işgal etmeyin. İşte bu yüzden biz CHP iktidarında yapacağımız ilk işlerden biri Merkez Bankası Başkanı'nı derhal görevden almak, yerine nitelikli ve ekonomi çevrelerinin saygı duyacağı bir isim atamak diyoruz. Değerli basın mensupları, Hazreti Mevlana insanı ateş değil gafleti yakar demiş. Bunların gafleti de koca bir milleti yakıyor. İnsanlar 3 kuruşa ucuz, 3 kuruş ucuz yağ, et ve hatta ekmek alabilmek için kışın ayazında kuyruklarda bekliyor. Bu ülkeyi alınlarının teriyle bugüne getiren 12,5 milyon emeklimiz bankalara borçlu. 8 milyon emeklimiz açlık sınırı altında aylık alıyor. Bir o kadarı da milyonlarca gencin işsiz dolaştığı ülkemizde geçinmek için iş arıyor. Onu da geçtik. İnsanlar artık geçinmek için böbreğini satmanın peşinde. İnternetteki arama motorlarında yapılan böbreğimi satmak istiyorum aramaları %400. İşsizlik maaşı aramaları ise %5000 artmış. Asgari ücret açlık sınırının altında. Borcunu ödeyemediği için icralık olanların sayısı her gün artıyor. Sadece 3 ayda icra dosyası sayısı 2 milyon 200 bin artışla 24 milyona dayanmış. Esnaf bitmiş, çiftçi bitmiş, emekçi bitmiş, emekli bitmiş, millet mağdur. Staj mağdurlarımız seslerini duyurmaya çalışıyor. Saray yönetimi bu konuda verdiğimiz kanun tekliflerini reddediyor. Emeklilikte yaşa takılan mağdurları bir yanda, kanun hükmündeki kararname mağdurları diğer yanda. Ama bunlar utanmadan, sıkılmadan hala ekranlara çıkıyor, vatandaşla adeta dalga geçiyor. Geçen gün genel başkan vekilleri borcu gırtlağını açan çiftçiye, ekebildiğiniz kadar ekin, maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek, nasıl ekelim diye düşünüyorsanız düşünmeyin diyor. E nasıl düşünmeyecek? Bugün tarımsal girdi fiyat endeksi yayımlandı. Endeks tek bir ayda %10'dan fazla artmış. Tarihi rekor kırmış. Genel başkan vekili çiftçiye ekin ekin diyor da destek vermezseniz o iş nasıl olacak? Çiftçi tarlasını nasıl ekecek? Buna yanıt yok. Bir yandan çiftçiye tarlayı ek diyor bu beyefendi, diğer yandan da Tekirdağ'da 1. sınıf tarım arazilerinin üzerine plastik OSB'si yapılacağı müjdesini veriyor.
Grup başkan vekilleri derseniz tam evlere şenlik. 6 liraya satılan Ramazan pidesinin hesabı sorulunca pide hemen bayatlar, ekmek bayatlamaz diyor. Yani beyefendi pideye ne yapacaksanız, pideyi ne yapacaksınız? Kuru ekmek milletin neyine yetmiyor demeye getiriyor. Son atanan Nebati Bakan da çıkmış enflasyonla mücadeleyi çok iyi bildiklerinden, faiz ile kur arasında sıkışan ekonomiyi kurtardıklarından falan bahsediyor. Vallahi kurtardığınız buysa, kurtaramadığınızdan, bildiğiniz buysa bilmediğinizden Allah milletimizi esirgesin. Nebati Bakan'ın her sözü milletin bunların gözündeki yerini, bu iktidarın gözündeki yerini açık seçik ortaya koyuyor. Kalkıyor yabancılara, siz yeter ki gelin bürokrasiyi de al aşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var diye garanti veriyor. Nerede hukuk? Nerede adalet? Nebati Bakan bir de dönüyor insanlara, Cumhurbaşkanımız ne zaman sizi yanılttı diye soru veriyor. Şimdi yani güler misiniz, ağlar mısınız? Erdoğan dolar alan yaya kalır dediğinde dolar 2 lira 58 kuruştu. Şimdi 15 lira. Dolar alan değil ama Erdoğan'a inanan yaya kaldı. Geçen Ağustos ayında enflasyonun belini kıracaktı. Enflasyon şimdi milletin belini kırıyor. Faizi düşürerek her derde deva bulacaktı. Faiz tabelada düştü, piyasada coştu. Döviz yerinde duramaz oldu. Fatura yine vatandaşın sırtına yıkıldı. Erdoğan 2023 yılında bu ülkenin gelirini 2 trilyon dolara çıkaracağını, kişi başına gelirini de 25 bin dolara çıkaracağını sözünü verdi. 2023'e şunun şurasında bir sene kaldı. Ortaya koyduğu hedeflerin yarısına dahi ulaşabilmiş durumda değil. Erdoğan bugüne kadar verdiği hangi sözü tuttu ki bu millet bugün onun sözüne inansın? Ama Nebati Bakan da en güzel sözünü en sona saklamış. Dünya Türkiye ekonomi modelini izlemeye almış durumdaymış. Elhak doğru. Sayelerinde Eloğlu'nun ibretlik numune gösterdiği ülke olduk. Bundan 3 ay önce Rusya Devlet Başkanı Putin, doğru olan politikaları uygulamazsak Türkiye gibi olabiliriz diye açıklama yapmıştı. Dün de Amerikan Merkez Bankası Richmond Şube Başkanı, enflasyonu kontrol etmek için üzerimize düşeni yaparsak beklentiler, fiyat ve ücret artışları istikrarlı ve sabit kalır. Yapmazsak Türkiye gibi oluruz deyiverdi. Türkiye ekonomisinin içler acısı hali, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın uzun süredir üzerinde anlaştıkları tek konu. Dünyayı bilemeyiz ama millet sizi gerçekten izliyor. Devre sadaretinizde 85 milyonluk ülkeyi, 800 milyar dolarlık ekonomiyi nasıl yapboz tahtasına çevirdiğinizi, beceriksizliğin, kifayetsizliğin, liyakatsizliğin kendini varlık içinde yokluğa nasıl sürüklediğini milletimiz görüyor. Sizin notunuzu veriyor. Tasdiknamenizi de vermek için sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları, altı muhalefet partisi olarak bizler demokrasiyi, adaleti, bu güzel ülkeyi, bu asil milleti sevenler, ülkemizi bu metal yorgunu yönetimden kurtarmak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında milletimizi aydınlığa, refaha kavuşturmak için yola çıktık. İşimiz kolay değil, biliyoruz. Önümüze türlü çeşitli engeller çıkarıyorlar. Çıkaracaklar da, farkındayız. Sahada ve sandıkta kazanamadıklarını kağıt üstünde kazanmak için ne hukuksuzluklar yapabildiklerini de gördük. Bunların çoğunu, hepsini daha önce yaşadık. Mühürsüz oyları gördük, İstanbul seçiminin haksız hukuksuz iptalini gördük ama sonuç ne oldu? Mühürsüz oylarla milletin iradesine darbe vurarak getirdikleri rejim ayaklarına dolanıverdi. Ülkede en fazla nüfusa hizmet veren belediyeleri milletimiz bize emanet etti. İstanbul seçimlerinde mızıkçılık yaptılar. Sonuç, milletten 800 bin oyluk dev bir tokat yediler.
Şimdi yine kaybedeceklerini anladılar, kıvranıyorlar. Yasaları değiştirerek, seçim sistemine, seçmen kütüklerine takla attırarak, seçim kurullarını alaşağı ederek, kaybettikleri seçimi kağıt üstünde kazanmak için plan üstüne plan kuruyorlar. Biz de milletimizde olan bitenin farkındayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hazırız. Milletin sandıktaki iradesine sahip çıkmaya kararlıyız. Hodri meydan. Öyle de yapsanız, böyle de yapsanız milletimizle birlikte sizi bu seçimde yolcu edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce bugün iki önemli davanın duruşmaları görülüyordu. Bunlardan iki Gezi Parkı ana davası, Osman Kavala'nın da ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı bu davada karar çıkması bekleniyordu. Duruşma bir ay daha ertelendi. Tamamen siyasi saiklerle açılmış bir davadır bu dava. Bu davanın hukuka ve mahşeri vicdana uygun şekilde sonuçlanmasını diliyoruz. Yine Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir bildiri yayınlayan emekli amirallerin davası da bugün başlıyor. Hükümetin dün tukaka dediği, bugün dört elle sarıldığı son savaşta da ülkemize büyük bir manevra alanı kazandıran Montreux'e sahip çıkan emekli amirallerimizle ilgili bu davada siyasidir. Bu davada da hakimlerin hiçbir siyasi baskıya boyun eğmeden özgür iradeleriyle hızla karar vermelerini bekliyoruz. Sözlerime Bertolt Brecht'in bir cümlesiyle başlamıştım. Yine Brecht'in dizeleriyle bitirmek istiyorum. Bozuk adalet yeter artık. Acemi ellerle yoğrulan iyi pişirilmemiş adalet yeter. Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl, adalet de gerekli her gün. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi varsa soruları alabilirim. Efendim bizi yönlendiren sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru şöyle. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için barış insanıdır dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. HDP'nin düzenlediği Nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? CHP terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı bir mesafe koyacak mı? CHP'nin terörle arasında açık, seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir. Hele hele bir dönem Öcalan'la mektup arkadaşlığı yapan Cumhur İttifakı'nın veya Beka Vadisi'nde terör örgütüne karanfil dağıtan yandaşlarının bize kalkıp da mesafe öğretmesi hiç haddleri değildir. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yürüyüşünde çıkan olay hakkında sizin görüşleriniz nedir? Bir kere yasaya uygun bir şekilde gösteri yapmak herkesin hakkıdır. Anayasanın hükmü açıktır. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Ancak bu gördüğümüz anayasaya uygun olarak gösteri yapanlara uygulanan ölçüsüz şiddetin ilk örneği de değildir. Kadınlar gününde kadınlara müdahale, haksızlığa karşı duran Boğaziçi'li öğrencilere müdahale. Bu şiddetin arkasında polisi aşan bir siyasi karar mekanizması olduğu aşikardır. Hiç kimse unutmasın. Zalim için kim olduğunuz değil, kendisinden yana olup olmadığınız önemlidir. Adaleti savunan herkes sarayın zulmüyle bir gün karşı karşıya kalmaktadır. Ama sanılmasın ki bu böyle sürecek. Elbet adaleti savunanlar galip gelecektir. Zulmü artanın zevali yakındır. Efendim son olarak Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soruyu ileteceğim. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, asgari ücretle ilgili olarak asgari ücretliyi, emekliyi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gerekirse Cumhurbaşkanı ara değerlendirme yapar dedi. Ardından AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, işçiye, emekliye, memura zam yapacağız. Yaptığımızdan çok daha fazlasını yapacağız.
Haziran'ı bekleyin açıklamasında bulundu. Bu açıklamalarla çalışan ve emekli kesimde bir beklenti ve umut oluştu. Ama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün bir gazeteye verdiği röportajda altını da çizerek zamların kanuna bağlı olarak belirlendiğini söyledi. Özellikle asgari ücrete Aralık ayından önce zam yapılamaz dedi. AK Partili isimler ile bakanın ayrı ayrı açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir kere bu soruya çok teşekkür ediyorum. Yani her şeyin tek kişinin iki dudağının arasında olduğu bu ucube rejimde yaşananları gayet güzel özetlemiş. Konu milyonlarca insanımızı ilgilendiriyor. Ama öyle görünüyor ki saray ve şürekası kendi içinde milletin derdine derman olma konusunda bir mutabakata hala varamamış. Ama biz buradan Bakan Vedat Bilgin'i uyaralım. Yani yasa falan diyor da kendisi onu oraya atayan kişi anayasayı bile takmıyor. Tarafsız kalacağına namusu şerefi üzerine yemin etti. Sonra geçti partisine genel başkan oldu. Ne demek kanun? Anayasayı tanımayan kanun falan tanımaz. Bizim Sayın Bakan'a tavsiyemiz, dışarıdan para gelsin diye bürokrasiyi de al aşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz diyen Nebati Bakan'ı örnek almasıdır. Kanun falan derken, yoksa kanun falan derken affını istemek zorunda kalabilir. Teşekkür ediyorum.